Öncelikle şu sağ taraftaki eşlenik çarpımına bir bakmak istiyorum. Bunu bir hatırlatalım. Karmaşık sayılardaki eşlenik çarpımında a artı bi ile a eksi bi çarptığımızda a'nın karesi artı b'nin karesinin geldiğini biliyoruz. Bakın burada a'nın yerine 1, b'nin yerine de 3 gelmiş. O zaman bu çarpım bizi a'nın karesi yani 1'in karesinden 1 artı b'nin karesi yani 3'ün karesinden 9'un toplamına götürecektir. Buradan 1 artı 9'dan 10 gelmiş olur. Yani bizim burada şu sol tarafı bir hesaplamamız gerekiyor. 1 artı i'nin karesini alıyoruz. Birincinin karesinden 1 gelir. İkincinin karesi yani 2 i'nin karesinden 4 i kare gelecektir. i kare eksi 1 olduğu için 4 çarpı eksi 1'den burası bize eksi 4'ü vermiş olur. Bir de 2 çarpı 1. çarpı 2. Yani 2 çarpı 1 çarpı 2'den artı 4 i'nin geleceğini söyleyebiliriz. Burası da bize eksi 3 artı 4 i'yi verir. Buna bizim kaça eklememiz gerekir? Az önce bulduğumuz onu eklememiz gerekir. Buradan da sonucumuzu 7 artı 4 i olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız E şıkkı olarak gelecektir. Kare kök içinde eksi 16'nın bize 4 i'yi vereceğini biliyoruz. Burada küp kök içinde eksi 8 var. Buradan da eksi 2 gelecektir. i üzeri 17'yi hesaplamamız gerekiyor. Biz burayı i üzeri 16 çarpı i üzeri 1 diye yazacağız. i üzeri 16 bize 1'i verecektir. i üzeri 1'den de i gelir. 1 kere i de bizi i'ye götürmüş olur arkadaşlar. Bunları şimdi yerine yazıyorum. 4 i'yi bulmuştuk. Önünde de şu eksi geldiğinde burası bize eksi 4 i'yi verir. Şurada arada toplama var. Yandan eksi 2 geliyor. Yani burası doğrudan bize eksi 2 verecektir devamında i üzeri 17'den i'yi bulduk artı 3 ile çarptığımızda da artı 3'i gelmiş olur düzenlediğimizde burası bize eksi 2 eksi i'yi yani c şıkkını verir doğru cevabımızın c olması gerekir. Bence delta'yı kullanarak burada köklerimizi yakalayabiliriz. Hemen onu bir hatırlatmak istiyorum. X birimiz eksi b artı kök delta bölü 2a olarak gelir. X ikimiz ise eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak gelecektir. Şimdi burada a dediğimiz x karenin katsayısından 4'tür. B'miz x'in katsayısından eksi 12. C'miz de sabit sayı 25'tir. Deltamız b kare eksi 4ac b kare eksi 12'nin karesinden 144 gelir. Bundan 4ac'yi çıkartacağız. Eksi 4 çarpı 4 çarpı 25 diyeceğiz. Ne gelmiş oluyor? 144 eksi 400 gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani bizim burada 144'ten 400'ü çıkartmamız gerekiyor. Bu da bize eksi 256'yı verecektir. O zaman x1'i yazdığımızda ee, eksi b dedik eksi b'miz bize artı 12 verir. Artı kök delta yazıyorum kökün içinde eksi 256 yazdım alt tarafa 2a a 4 olduğu için 2 kere 4'ten 8 gelmiş olur. X 2yi yazdığımızda 12 bu sefer eksi kare kök içinde eksi 256 bölü 8'in geleceğini görüyoruz arkadaşlar. 256 16'nın karesidir ama eksi 256 olduğu için burası bize 16 i'yi verir. Aynı mantıkla burada da 16 i'yi kullanmamız gerekir. O zaman x 1'imiz 12 2 artı 16 i bölü 8 olarak gelir. Düzenlediğimizde 12 bölü 8 yani 3 bölü 2 artı 16 bölü 8'den 2 i gelmiş olur. Buradan da neyi elde ederiz arkadaşlar? 3 bölü 2 eksi 2 i elde etmiş oluruz. Şıklara baktığımızda 3 bölü 2 eksi 2 i bize a şıkkında verilmiştir. Doğru cevabın a şıkkı olması gerekir. Burada şu birimiz bir kenarda beklesin. Biz i üzeri 1 ile başlayalım. Şimdi i üzeri 1 dediğimizde i'nin geleceğini, i kareden eksi 1'in geleceğini biliyoruz. i küpten eksi i'nin i üzeri 4'ten de artı 1'in geleceğini biliyoruz. Bakın buradaki dörtlü bize şu i'ler ve 1'ler kendi içinde birbirini götürürse kaçı vermiş olacaktır? 0'ı vermiş olacaktır. i'de kullandığımız bu özellikten ötürü her ardışık dörtlü bu formatta olduğunda aslında bizi sıfıra götürmüş olur. Mesela i üzeri 5 dediğimizde i'yi elde ederiz. i üzeri 6 i kareye yani eksi 1'e eşittir. i üzeri 7 i küpe yani eksi i'ye eşit olarak gelecektir. i üzeri 8 de i üzeri 4 ya da i üzeri 0'dan bize 1'i vermiş olur arkadaşlar. Yine bunlar da birbirini götürür. 4'lü 4'lü grupladığımızda hep sıfıra ulaşacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman i üzeri 1'den başladık. Şöyle 1'den 4'e kadar bize sıfır verdi. 5'ten 8'e kadar 0 verdi. Her 4'lü bize 0 verdi. Biz burada o zaman 28'e kadar geldiğimizde i üzeri 1'den i üzeri 28'e kadar aslında dörtlü dörtlü gruplayıp hep 0 elde etmiş oluruz. Bu i üzeri 1 ve i üzeri 28 dışında buradan 1 kalır. Buradan da i üzeri 29 kalır. 1'i yazdıktan sonra i üzeri 29 da i üzeri 1'e eşit olacağı için bize i verir. 1 ile i'nin toplamından da aradığımız cevap A şıkkı 1 i olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Hemen polinomumuzda bir eksi i'yi x gördüğümüz yere bir yazalım. Şurada ne gelecektir? 1 eksi i'nin karesi gelecektir. Yan taraftan 1 artı i çarpı bir eksi i gelmiş olur. Bir de buraya dördü ne yapmamız gerekir? Eklememiz gerekir. Bir eksi i'nin karesini aldığımızda eksi iki i'nin geleceğini biliyoruz. Bir artı i ile bir eksi i aslında eşleniktir. Bunların çarpımında kat karelerinin toplamı gelir. Burada kat baktığımızda hani bir artı bir i var gibi düşünürüz. Buradaki katsayı da 1, buradaki katsayı da 1'dir. Karelerini topladığımızda 1 artı 1'den 2 gelmiş olur. Yani burası doğrudan bize 2'yi verecektir. Devamında da 4 var. Bu toplam bizi 6 eksi -2i 2i'ye götürmüştür. İşte 6 eksi 2i a artı i çarpı b eşittir. Bu durumda a'mız 6, b'miz de eksi 2 olarak gelmiştir. 6'nın eksi 2 oranı bize eksi 3'ü verir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. Bize verilen ikinci dereceden bir denklemin katsayıları gerçel sayı ise e, şu köklerden biri karmaşık olduğunda diğer kökte karmaşık gelir o gerçel katsayılar için. O e, karmaşık kökte bunun eşleniği olmalıdır. Yani biz burada x1'i 2 -4 i gibi düşünürsek x2'de 2 artı 4 i olarak gelmelidir ki kat sayılarımız gerçel sayı olsun. Biz burada taraf tarafa toplama yaptığımızda kökler toplamını bulmuş oluruz. Bu da i'ler giderse bize 4'ü verecektir. Bunları çarptığımızda ise kökler çarpımını buluruz. Bakın e, eşlenik çarpımı geliyor. E, kare e, i'li sayılarda yani karmaşık sayılarda diyelim. Eşlenik çarpımında ne yapıyorduk onu bir hatırlatalım. A artı bi ile A eksi B i çarptığımızda A'nın karesi artı B'nin karesine ulaşıyorduk. Bakın burada A yerine 2 B yerine 4 gelmiş. Çarptığımızda 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 toplamlarından bize 20'yi verecektir. Yani bunların çarpımı bizi 20'ye götürmüş olur. Şimdi biz denklemi arıyoruz. Şıklarda da hep x karenin kaç sayısı 1 verilmiş. Genellikle böyle yapılıyor. O zaman aradığımız bu denklemde 1 x kare ile başladık. Kökler toplamının 4 olması için buraya eksi 4 x'i yerleştiriyoruz. Kökler çarpımının 20 olması için de buraya Artı 20'yi yerleştiriyoruz. Eksi B bölü A 4'ü. C bölü A da 20'yi vermiş oluyor. Eşittir 0 dediğimizde de denklemimizi yakalıyoruz arkadaşlar. Demek ki aradığımız denklem x kare eksi 4x artı 20 eşittir 0'dır. Bu da bize C şıkkında verilmiştir. Buradaki V karmaşık sayısını A artı BI olarak aldığımızı düşünelim. Bu durumda bu karmaşık sayının eşleniği A eksi BI olarak gelecektir. Biz bunları topladığımızda iyili kısımlar gider 2A kalır. O zaman 2A eşittir 2'den A'mız 1 olarak bulunur. eşlenik karmaşık sayıları çarptığımızda yani biri A artı BI diğeri A eksi BI ise Bunların çarpımının bize a'nın karesi artı b'nin karesini vereceğini biliyoruz. a 1 olduğu için karesi de 1 yapar. 1'in karesi artı b kare 6'ya eşitse bu durumda B'nin karesinin ne olması gerekir? 5 olması gerekir. Yani bizim B'miz burada artı eksi kök 5 olarak gelecektir. Biz ee, V karmaşık sayısının imajiner kısmının mutlak değerini arıyoruz. İmajiner kısım burada bizi B'ye götürüyor. Tabi B'miz eksi kök 5 de olabilir artı kök 5 de ama mutlak değerli hali bize neyi verecektir? Artı kök 5'i verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Öncelikle i çarpı z'yi bir bulmak istiyorum. Z sayısına a artı i çarpı b demiştik. Burada iki tarafı da i ile çarptığımızda i çarpı z'miz i çarpı a artı i çarpı b gelecektir. Buradan da i çarpı a. i çarpı i'den i kare geleceği için o da eksi 1 olduğu için eksi b gelmiş olur. Bunu düzenlediğimizde eksi b artı i çarpı a'yı ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ee, bu i çarpı z sayısının reel kısmını almamızı söylemiş. Buradaki reel kısmın eksi b'ye geldiğini görüyoruz. Yani biz burayı ne bulmuş olduk? Eksi b bulmuş olduk. Bir de z'nin eşleniğini neyle çarpmamız gerekiyor? i ile Z'nin eşleniği A eksi I çarpı B olarak gelecektir. Bunu hemen I ile bir çarpalım. I ile çarptığımızda I çarpı A eksi I kareden eksi 1 gelir. Eksi eksi artı yapar. Artı B'ye gelmiş olur. Bu da bize B artı I çarpı A'yı verecektir. Bunun imajiner kısmını alacağız. İmajiner kısmında A geldiğini görüyoruz. Yani buradan da A gelmiştir. Bu bize neyi verir? Eksi B ile A'nın toplamını 6 olarak verir. Hemen eksi b artı a eşittir 6'yı yazıyorum. Alt tarafa baktığımda z sayısının reel kısmını al demiş. Bu a'ydı. Bunu 2 ile çarpacağız. Hemen 2 a'yı yazdım. Eşleniğin imajiner kısmını alacağız. Eşleniğimiz a eksi i çarpı b gelir. Bunun imajiner kısmı da eksi b olarak gelecektir. Yani 2 a eksi b'mizin de 11'e eşit olması gerekir. Şu üst tarafı eksiyle çarparsak B eksi A'yı elde ederiz. Bu bize eksi 6'yı verir. Şu son ikiliyi taraf tarafa topladığımızda B'ler gider. 2A eksi A'dan A'mız 11 eksi 6 yani 5 olarak bulunur. A yerine burada 5 yazdığımızda B'mizin de eksi 1 olması gerektiğini görürüz. O zaman A'mız 5, B'miz de ne olarak gelmiştir? Eksi 1 olarak gelmiştir. A ile B'yi toplayacağız. Yani 5 ile eksi 1'i toplayacağız. 5 ile eksi 1'in toplamı bize artı 4'ü verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olma gerekir 6 artı 3i karmaşık sayısının eşleniği 6 eksi 3i'dir. 4i karmaşık sayısının eşleniği de eksi 4i'dir. Bu ikisini çarpacağız. 2 artı 4i ile ne yapmış olacağız? Oranlamış olacağız arkadaşlar. Ee, dikkatlice bir dağıtalım bence aslında parantezi alma da yapabiliriz. Bakın üst tarafta mesela eksi 4 parantezine alalım. Yani eksi 4 çarpı i diye yazalım. Şurayı da 3 parantezine aldığımı düşünelim. Burayı da 3 parantezinde 2 eksi i olarak yazabiliriz. Alt tarafa baktığımızda ise 2 parantezinde 1 artı ne gelmiş olur? 2 i gelmiş olur. Şimdi bakın şurada i'yi 2 eksi i ile çarpsam i çarpı 2'den 2 i gelir. i çarpı eksi i'den eksi i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için eksi i kare eksi eksi 1'den artı 1'dir. Yani bunların çarpımı 2 i artı 1 yapar. Bunun dışında eksi 4 ile 3'ün çarpımından da eksi 12 gelir. Alt tarafta da 2 çarpı 1 artı 2 i'nin olduğunu görüyoruz. Bakın üstte de 1 artı 2 alt tarafta da 1 artı 2 var. Bunlar birbirini götürür. Eksi 12 bölü 2'den doğru cevap eksi 6 olarak bulunur. B şıkkını işaretleyebiliriz arkadaşlar. Her tarafı 2 artı i'nin 4. kuvvetiyle oranladığımızı düşünelim. Buraya 2 artı i'nin 4. kuvveti yazıyorum. Buraya da 2 artı i'nin 4. kuvveti yazıyorum arkadaşlar. Bu durumda bir kere sol tarafta 1'in kaldığını söyleyebiliriz. Sağ tarafta a çarpı 2 artı i'nin 8. kuvvetiyle 2 artı i'nin 4. kuvvetini oranladığımızda kuvvetler farkını alırız ve 2 artı i'nin 4. kuvvetini elde ederiz. Yan tarafta da 2 eksiğinin 4. kuvvetinin olduğunu görüyoruz. Kuvvetler aynı olduğunda iç tarafları çarpabiliyorduk. O zaman 1 eşittir a çarpı ne gelmiş olacaktır? 2 artı i çarpı 2 eksi i'nin dördüncü kuvveti gelecektir arkadaşlar. Eşlenik çarpım var. Eşlenik çarpımında ne diyorduk onu bir hatırlatalım. a artı bi çarpı a eksi bi dediğimizde bu çarpım bize a kare artı b kareyi veriyordu. Bakın burada A dediğimiz sayı 2 olarak gelmiştir. Burası 1 i olduğu için i'nin kas sayısı da 1'dir. O da B olarak gelir. O zaman bu çarpım bize A kare artı B kareyi yani 2'nin karesi artı 1'in karesinden 5'i verecektir. Buraya da 5 üzeri 4'ün geldiğini görüyoruz. O zaman 1 eşittir A çarpı 5 üzeri 4'ü elde ederiz. Bizim 125 çarpı A'ya ihtiyacımız var. O zaman şöyle yapalım. Burayı biraz düzenleyelim arkadaşlar. 1 eşittir A çarpı 5'in küpü çarpı 5 üzeri 1 diyelim. Çünkü 5'in küpü bize 125'i verir. Yani şu çarpı çarpım bize neyi verecektir? 125 tane a'yı verecektir. Çarpı 5 bizi kaça götürmüştür? 1'e götürmüştür. 125 a'yı bulmak için her tarafı şöyle 5 oranlamamız gerekir. Bu da 125 a'yı bize 1 bölü 5 olarak verir. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Burada x'in 2'den küçük olduğu söylenmiş. O zaman karekök içindeki x eksi 2'ye baktığımızda x küçük 2 ise x eksi 2 de 0'dan küçük olarak gelecektir. Yani burada karekökün içinde negatif bir ifade yazmaktadır. Bu da bize bir karmaşık sayıya götürür. O zaman buradan elde edeceğimiz karmaşık sayının karşı taraftaki 3 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü x ve y gerçek sayıysa x ile y'nin farkı da bize bir gerçek sayı verecektir. Bu durumda karşı taraftaki gerçek sayı olan 4 x eksi y'ye eşittir. Karekök içindeki x eksi 2 de 3 Eşittir. Bu durumda x eksi 2 sayısının eksi 9 olması gerekir ki kare köklü hali bize 3 yi vermiş olsun. O zaman buradan x'imizin eksi 7 geldiğini görüyoruz. Burada x yerine eksi 7 yazınca eksi 7 eksi y eşittir 4 yapar. Y'miz de eksi 7 eksi 4'ten eksi 11 olarak gelecektir. x eksi 2 y demiş. X'imizi eksi 7 aldık. Bundan e 2 y'yi çıkartacağız. 2 y bize eksi 22 verir. Buradan eksi 7 artı 22 yani 15 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Aslında tam kare metodumuzu kullanarak ilerleyebiliriz. Hani x kare eksi 2x'i görsek yanında bir şeyler de olsa bunun x eksi 1'in karesinden geldiğini düşünürüz ya. O zaman burada da x kare eksi 2 i x'i görünce bunun x eksi i'nin karesinden geldiğini ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Biz bunun karesini açtığımızda x'in karesi eksi 2 i x e, artı i kare gelecektir. i kare eksi 1 olduğu için benim buraya eksi 1 yazmam gerekir. Ama bakın burada eksi 1 değil eksi 10 var. Eksi 1 eksi 10 yapmak için buradan 9 çıkartırız. Yani buradan 9'u çıkartmış oluruz. Eşittir 0 diyebiliriz arkadaşlar. O zaman burası x eksi i'nin karesi eksi 3'ün karesi eşittir 0 gelir. Bakın burada 2 kare farkı elde ettik. Bu bize x eksi i eksi 3 çarpı x eksi i artı 3'ü verecektir. Burayı sıfırlayan x değerinin 3 artı i geldiğini burayı sıfırlayan x değerinin ise ee, ne geldiğini görüyoruz. Eksi 3 artı i geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Köklerinden biri hangisidir demiş. Şıklarda 3 artı i verildiği için burada doğru cevabımızı d şıkkı olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle Z sayımıza dikkatlice bir bakalım. A artı 1 artı A çarpı i olarak Z sayımız verilmiş. Şurada bir eşleninden bahsediliyor. Hemen eşleniğini yazmak istiyorum. Sayımızın eşleniği A artı 1 eksi A çarpı i olarak gelecektir. Buraya baktığımızda Z ile imajiner Z'yi toplayacağız. Z sayımız A artı 1 artı A çarpı idi. İmajiner kısmımız A olduğu için bir de buraya A'yı eklemiş oluruz. Düzenlediğimizde burası bize 2A artı 1 artı A çarpı iyi verecektir. Bunun reel kısmı ise şuradaki 2A artı 1 olarak gelmiştir. Yani buradan 2A artı 1'i alacağımızı biliyoruz. Şimdi buraya bakalım Z'nin eşleniği diyor yani A artı 1 eksi A çarpı i diyeceğiz. Buna reel Z'yi yani A artı 1'i ekleyeceğiz. Toparladığımızda 2 tane a artı 1 eksi a çarpı i gelir. Bunun imajiner kısmı ise bize neyi verecektir? Eksi a'yı verecektir. Buradan da eksi a'nın geldiğini görüyoruz. Buradan 2 a artı 1'i buradan eksi a'yı elde ettik. Bunları topladığımızda elimizde ne kalacaktır? a artı 1 kalacaktır. Bu da 4'e eşit olarak verilmiştir. Buradan da a'mız 4 eksi 1'den 3 olarak bulunur. Doğru cevabımızın C şıkkı 3 gelmesi gerekir. i sayısında her dördüncü kuvvette 1'e ulaştığımızı, onun için i'nin herhangi bir kuvvetinde hesap yaparken dördün tam katı olan ifadeleri kenara bırakarak kalana odaklandığımızı biliyoruz. Burada i üzeri 20 ile i üzeri 6'yı toplayacağız. i üzeri 20 dediğimizde 20 dördün tam katı olduğu için burası sanki i üzeri 0 gibi düşünülür ve bize 1'i verecektir. i üzeri 6'ya baktığımızda ise i üzeri 6'yı i üzeri 4 çarpı i kare gibi düşünürüz. İşte şurası bize 1 verir. i kareden de eksi 1 gelir için bir kere eksi birden burası eksi bir yapar. E ikisini toplayacağız. Bir ile eksi biri topladığımızda kaça ulaşmış oluruz? Sıfıra ulaşmış oluruz. Yani birinci ifademiz doğru olarak gelecektir. E ikinciye bir bakalım. E, n'lerimiz tam sayı olmak üzere x'lerimiz bir tam sayının 4 katı artı bir formatında olsun diyor. Yani elimizdeki x'ler 4'ün tam katından bir fazla olan değerler olarak gelecektir. 4'ün tam katından 4'ün bir tam katından bir fazla olan tam sayılar olarak gelecektir. Zaten biz burada buradaki x değerlerini kullanırken hani i'nin kuvveti olarak kullanıyoruz ya dediğim gibi 4'ün tam katı olan kısımlarını kenara bırakırız ve şuradaki kalana yani 1'e odaklanırız. Dolayısıyla bizim burada i üzeri 4n artı 1 dediğimizde aslında aslında i üzeri 1'i hesaplamamız gerekir. Bu da bize i'yi verecektir. İşte burada da i dendiği için ikinci ifademiz de doğru olarak gelmiştir. Hemen üçüncüye bakalım. F4 demiş i üzeri 4 diyeceğiz. F3 demiş i üzeri 3 demiş olacağız. Parantezdeyiz. Çarpı F8 i üzeri 8 artı F21'den de i üzeri 21 gelecektir. İşte 4 4'ün tam katı olduğu için burası i üzeri 0 gibi düşünür Bize 1'i verir. 2 küpten de eksi i gelmiş olacaktır. i üzeri 8'den 8 4'ün tam katı olduğu için 1 gelir. i üzeri 21'de ise 24'ün tam katıdır. 20'ye kadar olan kısmı atarız. 21 eksi 20'den 1 kalır. Yani i üzeri 1'den i'yi elde etmiş oluruz. 1 eksi i ile 1 artı i eşleniktir. Bunların çarpımında şunu hatırlayalım. Hani a artı bi ile a eksi bi çarptığımızda ne geliyordu? a kare artı b kare geliyordu katsayıların kareleri toplamı. Buradaki i'lerimizin katsayısını buradan eksi 1, buradan da artı 1 gibi düşünebiliriz. Yani katsayılarımız 1 ve 1 gibi düşündür. Buradan da 1'in karesi artı 1'in karesinden 2'ye ulaştığımızı görüyoruz. E o zaman 3. ifade de doğru olarak gelecektir. Hepsi doğrudur. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. A ve B gerçek sayı olduğu için buradaki katsayılarımızın gerçek sayı geldiğini, bunun olması için de şu köklerimizin eşlenik olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bakın köklerden biri eksi 2 eksi 3 gelmiş. O zaman eşleniği olan diğer kökte eksi 2 artı 3 gelmelidir ki buradaki katsayılarımız gerçek sayı olarak gelmiş olsun. Hemen kökler toplamına bakalım. Bunlardan birine x1 birine x2 dersek arkadaşlar x1 ile x2'nin toplamının eksi 4 geleceğini görüyoruz. Kökler çarpımına baktığımızda eşlenik çarpımı gelir. Eşlenik çarpımından da eksi 2'nin karesi 4 artı eksi 3'ün karesinden 9 yani 13'ü elde etmiş oluruz. O zaman buradaki kökler toplamı ve kökler çarpımını biliyoruz. Kökler toplamı bize eksi 8 bölü a'yı verecektir. Bunun ne olması gerekir? Eksi 4 olması gerekir. Buradan da a'mız 2 olarak gelir. Kökler çarpımına baktığımızda ise c bölü a yani burada c yerine b yazıldığı için b bölü a'yı kullanırız. Bunun da 13 olması gerekir. a 2 olduğu için b bölü 2 eşittir 13'ten b'miz de 26 olarak gelmiştir. Bizden de B istendiği için doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Öncelikle fx'i biraz düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakın burada 1x artı x çarpı i var. Biz burayı x parantezinde 1 artı i olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi fog x'i bulalım bence. Fog x'i bulmak için g'yi götürüp f'te yazmamız gerekir. İşte şu g'yi şuradaki f'in içindeki x'in yerine yazdığımızda fog x'i bulmuş olacağız. x yerine 4x eksi x i yazdık. Bunu 1 artı i ile çarptığımızda fog x'i bulmuş oluruz. Dikkatlice çarparsak 4x çarpı 1'den 4x gelir. 4x çarpı i'den 4ix gelecektir. Eksi x i çarpı 1'den eksi ix gelmiş olur. Eksi x i çarpı i'den i çarpı i i kare i kare eksi 1. Öndeki eksi artı yapar. Yani burası doğrudan bize neyi verecektir? X'i verecektir. Bakın düzenlediğimizde buradan 5x 4i eksi i'den artı 3i x'in geldiğini görüyoruz. İşte burada a yazdığımızda 10 artı BI gelecek. Ben burada a yazarsam 5 tane a artı x yerine a yazdığım için 3 çarpı i çarpı a gelir. Bu bana neyi vermelidir? 10 artı bi vermelidir. Ve b vermelidir. a'nın ve b'nin reel sayı olduğunu biliyorum. O zaman şu 5a da reel sayı gelir. Bunun karşı taraftaki 10'a eşit olması yani a'nın 2 gelmesi gerekir. A2 ise 3 çarpı i çarpı a'dan 6 i elde ederiz. Bu da bizi B'ye götürecektir. Buradan da B'miz 6 olarak bulunur. İkisinin toplamı 2 artı alttan 8 yapar. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir.